Efendim, SMA hastalığını bilmeyen kalmadı herhalde bu ülkenin yıllardır kanayan yarası. 10 yıl önce bir çocuğunu hastalık nedeniyle kaybetmişti. Yıllar sonra yeniden anne oldu. Ama Emine Kiraz'ın 1,5 yaşındaki oğlu Emine de yıllar önce ölen abisi gibi SMA tip 1 teşhisi konuldu maalesef. Amansız hastalığın tedavisi için 24 milyon lira gerekliydi. O para bir türlü toplanamadı. Çocuğunun sağlık durumuna artık üzüntüden dayanamayan anne arkasında sadece bir not bıraktı. Gün geçtikçe evladım gözümün önünde eriyip bitiyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Çaresizlik çok zor. Ne olur yardım edin. Oğlum umut olun. Lütfen yalvarıyorum. Önce Allah sonra sizlere. Bir evladını yıllar önce toprağa gömdü. İkincisini gömmeye yüreği dayanamazdı. Oğlu gözünün önünde eriyip giden anne canına kıydı. Benim oğlum Sancak'ı sabah beni çok seviyordu. Sancak'a boş kaldı yavrum. Belediye işçisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi Muzaffer Emin Kiraz. Daha 2 aylıkken SMA teşhisi koyuldu. Evladımı çektiği acılara dayanamıyorum. Ölümcül hastalık minicik bedenini her geçen gün yiyip bitirirken annesi Emine Kiraz da umudunu giderek kaybediyordu. Niyazi Sefa diye bir oğlum oldu. Sonradan hareketleri kısıtlanmaya başladı. 1 yaşında vefat etti. Sonra bir evladımız daha olsun istedik. Muzaffer Emin'im oldu. Muzaffer'in hastalığının tedavisi vardı ama yurt dışındaki ilaç 24 milyon liraydı. Ailenin ilaca ulaşması imkansızdı. Onlar da sosyal medyadan yardım kampanyaları başlattı. Her geçen gün yavrum eriyip bitiyor. Çaresizlikten ne yapacağım bilmiyorum. Ne olur yardım edin, destek olun. Videolar çekerek sesini duyurmaya çalıştı anne Emine Kiraz. Ancak paranın sadece %3'lük kısmı toplanabildi. Ben oğlumu kaybetmek istemiyorum. Bir oğlum melek oldu, bu da olmasın. Yoğun bakımda cihazlara bağlı yaşayan Muzaffer'ini daha fazla öyle görmeye dayanamadı. Evde kendini asarak intihar etti. Acı haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Nasıl bir imkan bilmiyorum. Rabbim taşıyabildiği kişiyi verir mi? Ben bu evladım bu acıları çektiğine dayanamıyorum. Kiraz'ın cenazesi Sütlüce Orta Camii'nde kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi. Genç kadından geriye oğluyla çektirdiği bu fotoğraf kaldı. Fotoğraftaki notsa yürek yaktı.